Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Yusuf Suresi Elif, Lam, Ra, A, Lam ve Ra, R harfi. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İşte bu da manidar mesela. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Allah, yani bu ayete açıklamasına göre şu an ya, bu Elif, Lam, Ra da ayet olmuş oluyor. Gerçekten biz akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Demek ki akıl, Kur'an iç içe. Akıllı olmak için Kur'an'a vakıf olmak gerekiyor ve Kur'an'a göre düşünmek gerekiyor. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Bak, en güzel kıssaları, yani seçilmiş kıssaları gerçek bir haber. Yani değişmemiş, bozulmamış, halis haliyle sana aktarıyoruz. Bak şimdi ne diyor Cenab-ı Hak? Oysa daha önce bundan haberi olmayanlardandır. Yani bu bir senin için gayb haberiydi, bilmiyordun. Sana gaybı bildiriyorum diyor Allah. Gaybtan haber veriyorum. Hani gayb bilinmiyordu? Allah peygamberlerine, seçtiklerine gaybtan haber veriyor. Hani Yusuf babasına, babacığım gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm, bana secde etmektelerken gördüm demişti. Bana itaat ettiklerini, bana bağlandıklarını görmüştüm diyor. Demek ki Cenab-ı Allah rüyada da kapalı bir uslupla vahyedebiliyor. Kime? Peygamberlerine. Ama bu halk için geçerli değil. Yani insan, yani ben peygamber olmadıktan sonra ben rüyamda bunu gördüm, bu böyle olacak diyemez şahıs. Çünkü onu teyit eden başka vahiy geliyor. İşte rüyasında onu görüyor ama onu açıklayan, şerh eden bir vahiy geliyor. Ondan sonra onun ne anlama geldiği anlaşılıyor. Ah benim canım, benim nurlum, benim güzelim. Şu an karpuzları bitti. Büyük iştahla onu karpuz seviyor demek. Şimdi baklavalar. Baklava. Yes, yes. Ne tatlı ya, yemek yemesi de insan çok hoşuna gidiyor. Oynaması hoşuna gidiyor. Burada acayip mutlu oluyor geldiğinde. Çok, yok, çok seviyor buraya gelmeyi. Evet, maşallah. 11 yıldız. Masonlukta da kutsal. 11 mesela, masonlukta da vardır 11. Güneş, o da mason sembolüdür. Ay, o da mason sembolüdür. Bana secde etmektelerken gördüm. İtaat etmiş, hakimiyet anlamında. Babası demişti ki, oğlum, Yakup Aleyhisselam, Hazreti İsrail, adamlar haşa oturup kahrolsun İsrail diyorlar. Kur'an'da Allah Yakup Peygamber'in isminin İsrail olduğunu söylüyor. İsrail Aleyhisselam. Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma. İyi bir şeyi, bir nimeti cahile cühele anlattım mı sana kinlenir. Hatta öğrenciler okulda iyi bir ders alsa bile birçok çocuk saklarlar. İyi not alacağını bilirse. Arkadaşlar kıskanır, korkarlar. Kötü geçti diyor yazılım diyor. Değil mi? Çekinirler. Haset insanlara karşı tedbir alır insanlar. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Bakın, peygamber çocuğu bile tuzak kurabiliyor. Yani tuzak kurmanın ne kadar yaygın, yani dünyanın ne kadar zor olduğunu gösterten bir ayet. İmtihanın ne kadar çetin olduğunu gösteriyor. Bak, İsrail'in evlatları bile güvenilmez bir kişilik gösteriyorlar. Ama Yusuf güvenilir, Bünyamin güvenilir. Ha der, mesela biz o zaman İsrail'i de eleştirirken aynı mantıktan eleştireceğiz. İyileri ayrıdır, iyilerini takdir ederiz. Mesela Yusuf ve Bünyamin'i takdir ediyoruz ve çok seviyoruz. Fakat yanlışlık yapan evlatlarını beğenmiyoruz o yönüyle. Eleştiriyoruz. Dolayısıyla kahrolsun İsrailoğulları demiyoruz.
Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan apaçık bir için, bak şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Çünkü sürekli Allah'a kul olmadığını vurgulamak için uğraşır. Kızdırır, ters konuşturur, üzer şeytan, tevekkülsüzlük verir, vesvese verir. Yani Müslümanın dinç kalmasını sağlayan, aklı selimle hareket etmesini sağlayan ne varsa ortadan kaldırır. Bitkinleştirir, unutkanlık verir. Amacı Allah'a kulluktan onu uzak tutmak. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Söyle bak şimdi burada vahiyden açıklanıyor. Net bak. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Bu vahiy. Sözlerin yorumundan sana öğretecek vahiy. Daha önce atalarını İbrahim ve İshak'a nimetin tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin, İsrailoğullarının üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. İsrailoğullarının üzerindeki nimet ne zaman tamamlanıyor? Mehdi ile tamamlanıyor. Çünkü Mehdi de Hazreti İsrail'in soyundan geliyor. Nimet neyle tamamlanıyor? Mehdi'nin zuhuruyla tamamlanıyor. Ve İsa Mesih'in, İsa İbni Meryem, onun zuhuruyla tamamlanmış oluyor. O da Hazreti İsrail'in soyundandır. İsa Mesih de. Her ikisi de aynı soydan geliyorlar. O yüzden birbirlerine benzerler. Mehdi ve İsa Mesih, simaen benzerler. Bak ayetin bu hükmü, mesela bu Mehdiyet'le ilgilidir. Diyor ki nerede yazıyor bu şey hükmü? Ne diyor Cenab-ı Allah? Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi ne oldu o zaman? Din hakim oldu. Güzellik oldu. Allah'ın hükmü yerine geldi. Tamamlandı. Senin ve Yakup ailesinin, Yusuf'un ve Yakup ailesi yani İsrailoğullarının üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Nimet nasıl tamamlanıyor? Dünya hakimiyetiyle. İşte Mehdiyet bu. Hazreti İbrahim'in soyundan Mehdi, Hazreti İsrail'in soyundan ve ahir zamanın Beni İsrail'i Mehdi ve talebeleridir. İnşallah. Yani Tevrat'ta Beni İsrail diye baktığımızda aklımıza ilk gelecek olan Moşiyah, Mehdi ve talebeleridir. Gerçek Beni İsrail onlardır. İnşallah. Ve Allah'ı seven bütün Müslümanlar, müminlerdir ahir zaman Beni İsrail'i. Elbette Rabbim bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, ibretler vardır diyor. Soran için. Ne demek? Bu kıssada diyor Cenab-ı Allah, dünya hakimiyetini anlatıyorum, Mehdiyeti anlatıyorum, İsa Mesih'in inişini anlatıyorum, ahir zamanda olacak olayları anlatıyorum. Bu kıssalardan düşünerek işaret bulun diyor Allah. Anlam çıkarın. Çok açık değil mi artık anlamda? Hazreti bak ne diyor ayette? Yakup ailesinin, İsrail ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacak. Ne anlarız biz? Mehdi'nin zuhuru ve dünyanın akıbetini anlarız. İnşallah.